Merhabalar herkese. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur, mutlusunuzdur. Hayatınızda her şey yolundadır. Çok uzun zamandır yapmadığım anahtar açılımı ile geldim. Çok eski videolarımdan birine bir izleyici arkadaşım bu açılımı tekrarlar mısınız diye yorum yapmış. Benim de bu dönem içimden anahtar açılımı yapmak geliyordu zaten. İster eski videolar olsun, ister yeni videolar olsun arkadaşlar, enerji olarak en çok hangi açılıma çekiliyorsam onun videosunu çekmek için masanın başına oturmayı daha doğru buluyorum enerji açısından. Çünkü demek ki kolektifin çoğunluğun, daha doğrusu bu sadece benim kanalımdaki kolektiften bahsediyorum. O açılıma daha fazla ihtiyacının olduğunu hissediyorum. O açılım beni çağırıyor gibi oluyor veya onu yaparak bir cevap ulaştırabileceğimi hissediyorum. Bu yüzden de bugün anahtar açılımını tercih ettim. Yine eski başlıklar veya yeni başlıklarla fırsat buldukça YouTube'da sizlerle olacağım. İki desteniz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Anahtar açılımı Osho'nun bir açılımı. Aslında hem kendimizi hem de karşımızdaki kişiyi anlayabilmemiz için bir açılım. Bu yüzden de ister sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız için, isterseniz İş hayatında sorun yaşadığınız patronunuz için, çalışan kişiler için, akrabalarınız için fark etmez. İsterse de kendiniz için bu destelerden birini seçebilirsiniz. Her ikisini birden seçebilirsiniz. Mesela yeşil benim olsun, mor, lila rengi de sevgilimin olsun diyebilirsiniz. Burada bakalım sizlerle alakalı neler gelecek. Enerjinizi göndermek için videoyu beğenebilirsiniz veya çok ufak bir yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Bu yorum bir sembol de olabilir, bir emoji de olabilir. Fark etmez. Şimdi ben yeşille başlıyorum. Bu açılımın bir dizilimi var. Önce o dizilimi yapalım. Kısmı da ister izleyin, ister sardırın. Ben dakikaları da bırakacağım. Ama ben siz kartlarınızı karıştırırken o esnada odaklanıp enerjimi göndermeyi istiyorum diyen arkadaşlarım da olabiliyor. Siz bilirsiniz. Size bırakıyorum. Ben bu açılımı kime niyet ettiğinizi bilmeden karşınızdaki kişi gibi yorumlayacağım ama o cümlemi sanki size anlatıyormuşum gibi birinci tekille de şey yapabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi başlıyorum bakalım. Ben hangi kartın neyi ifade ettiğini anlatarak gideceğim. Üzerine ekstra bazı yardımcı desteler koymam gerekiyor şu anda. Bugün rüyamda şey gördüm arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Gerçi üzerinden de çok zaman geçti de. Ben mektup açılımları yapıyorum ya. Şey demiştim videoların birinde. Benim ilkokul arkadaşım vardı. Hatta kendisiyle mektuplaşıyorduk. Bendeki mektuplar işte onun bana yazdığı veya işte onların bana gönderdiği mektuplar. Ben o zarflarla, çok eski zarflar onlar. O zarflarla bu açılımları yapıyorum. Ama benim ona yazdığım mektupların zarflarını da kendisinden rica ettim. O bana gönderecekti demiştim size. Ben 1,5 yıldır göndermesini bekliyorum. Kendisine gönül koydum. Hatta mesaj da attım. Bugün de rüyamda onları bana gönderdiğini gördüm. Bir güzel de hepsi. Umarım gönderir. Aklıma o geldi şimdi. Aa, bu zaten düştü. Tam karıştırıyordum. Şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Evet, dediğim gibi ben sanki karşınızdaki kişiye niyet etmişsiniz gibi anlatacağım.
Bunu kendiniz için de seçmiş olabilirsiniz, bu yeşil desteği. Fark etmiyor, cümlelerimi çevirin. Şu kısım, ilk yorumlayacağım kısım, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili içinde bastırdıkları. Bu kısım sezinsel yanı, bu kısım mantıksal yanı. Burası neye ihtiyaç duyduğu, bu kısım bedensel içgörüsü, size olan tutkuları, arzuları bu noktada gelebilir. Bu kısım yürek, kalp kısmı, bu kısım benlik kısmı ve en sonunda da farkındalık noktası. Sizle ilgili neyi fark edecek veya kişi kendisiyle ilgili yaşadığı durumla ilgili nasıl bir bilinç halinde olacak? Hem sonuç gibi değerlendirdiğimiz hem de orada o kısmı yorumladığımız en sonki nokta diyebilirim. Bakalım şimdi sizle ilgili bu kişi içinde neleri bastırıyormuş. Bu düşen kartımızda Boğaz çakrası ve hissetme kartı. Kupa şövalyesi ve cesaretle beraber gelmiş. Çok net bir biçimde duygularını saklıyor. İçinde duygularını bastırıyor size dair. Bir cesaretini bulsa bunları ifade edecek, gerçek hislerini söyleyecek size. Bu ister bir açılma anlamında olsun, güzel bir teklifle gelme anlamında olsun, isterse de uzun zamandır kendi içinde inkar ettiği gölge duyguları olsun. İşte bu ego, belki özür dilemek istiyor, belki bir şeyden dolayı korkuyor ama korkusunu bile ifade etmeyip aslında ihtiyaç duymasına rağmen buna iç dünyasında bastırıyor gibi söyleyebilirim. Burada sizle alakalı olarak gördüğüm çok yoğun bir konuşma ihtiyacı var ve bunu içinde bastırıyor olarak görüyorum. Cesarete gelmeyi bekliyor aslında. Konuşmak istiyor. Belki aşık olduğunu söylemek istiyor. Yoğun arzuları var, sizle ilgili kurduğu hayaller var, gelme isteği var niyetinde. Bunları bastırdığını görüyorum. Diğer bir yandan da şöyle olabilir. Aslında Kupa Şövalyesi ve Cesaret kartını yan yana getirdiğim zaman ki burada pozitif gözü karalılık ve atılgan bir enerjide olmak, korkusuz olmak, risk almak diyor. Kupa Şövalyesi bunları böyle paldır küldür, haldır huldur yapan bir şövalye değildir. Son derece ılımlı, nazik adımlar atan, romantik hamleleri olan bir şövalyedir. Dolayısıyla bu kişi belki kendi iç dünyasında bir ikileme de düşüyor olabilir. Hani aslında çok yoğun duyguları var. Kendi içiyle de iç sesiyle de bağlantıya geçtiği zaman duyguları dolup taşıyor. Onu böyle ittiriyorlar. Korkusuz olmak anlamında atılganlık mahiyetinde. Ama kendisi daha yapı olarak buna aşina olmadığı için, bu haline aşina olmadığı için bu enerjiyi içinde bastırdığını da görüyorum. Sanki kendiyle çelişen bir şey yapacakmış gibi algılıyor olabilir. Kendi hisleriyle bağlantıya geçtiği zaman bunu anlayabiliyor ama eylem noktasında bunu açığa çıkarıp size söyleme gösterme noktasında gözü karalılık, bir anda böyle hızlı bir biçimde gelme, aniden iletişimi başlatma, atılgan olma gibi bir enerjide de olamadığını görüyorum. Tüm bunları içinde bastırıyor olarak gelmiş. Sezinsel yanına bakalım. Kılıç sekizlisi. Sezinsel yanında da aslında burada kendini pasifize ettiği bir enerji geliyor. Sizi düşündüğünü görüyorum. Bu açılım genel anlamda kişinin hislerini bastırdığı, kendisini basiretsiz olarak tuttuğu bir açılım karşınızdaki kişinin. Aynı zamanda iletişimsiz olma durumunuzun da çok yüksek olduğunu gördüm. Bu kişi kendi duygularıyla yüzleşmekten ve size onları söyledikten sonra ne yapacağını bilememekten korkuyor. Sezinsel olarak da biraz kendisinin elini kolunu bağlayan bir halde olduğunu gördüm ben. Bunu yapmak istiyorum ama ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi bir korku hali var. Daha pasif bir noktada, tutuk bir vaziyette kalıyor. Mantıksal yanına bakalım. Mantıksal yanı da kendisinin artık bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Ve burada pek çok durumu muhakeme ettiğinde artık bir karar alması gerektiğinden bahsediyor. Kendisi ikinizle ilgili konularda sona yaklaştığını düşünüyor. Belki de aranızdaki konular artık yarım kaldıysa bunu bir tamamlamaya ihtiyaç duyuyor. Kendi kafasında sizle ilgili olan konular yanlış değil, yalan değil. Kendi kendini yanıltıyor vaziyette değil. Son derece onun için gerçek bir aşksınız veya kendi hissettiklerinin gerçek olduğunun bilincinde olduğunu da görüyorum. Artık böyle bu konularla ilgili önemli bir aşamaya geldiğini biliyor. Farkındalıklı bir şekilde hareket etmesi ve aranızdaki şu konuyu çözmesi gerektiğini düşündüğünü görüyorum.
Ben şimdiye kadar açtığım kartlarda şunu algıladım. Bu insan size adım atmak istiyor. Kendi hisleriyle belki uzun zaman boyunca temas halinde olmamış veya bunları ifade etmemiş olabilir. Buna yabancılık çekiyor. Bunu ifade ettikten sonra ne olacak? Oradaki bir bilinmezlik hali onu biraz şüpheye düşürüyor gibi görüyorum. Cesaret etme noktasında problemi olduğu için iç dünyasında size söyleyeceklerini bastırdığı çıkmış. Şimdi neye ihtiyacı olduğuna bir bakalım. Bunu farklı şekillerde yorumlayacağım. Birincisi, eğer bu kişinin tılsım kraliçesi geldi, bir eril kişi için dinliyorsanız belki de gerçekten hayatında Boğa Başak Oğlak burcundan olan bir kadına ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu kadın ayakları yere sağlam basan, olgun, iş hayatında da becerikli, pratik, fedakar, böyle ev hayatında da şeyleri iyi yapabilen bir kadın. Belki de kendi hayatında böyle bir insanın onu yönlendirmesine ihtiyaç duyuyor olabilir. Siz zaten bu burçlardansanız doğrudan alın arkadaşlar. Bu kişinin direkt olarak size ihtiyacı var. Sizle ilgili olan konularda belki ona yol göstermenize de ihtiyacı var. Konu sizsinizdir ama o siz ona yol göstermeden veya onunla alakalı bir durumda bir kapı aralamadan hareket edemiyordur. Sizin de belki onu beklediğinizi bilmeye ihtiyaç duyuyor gibi görüyorum. Diğer bir taraftan da hani kendisini iş para kariyer konularında, eğitim konularında daha çok çalışma hayatına adapte etmeye, orada geliştirmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Kendi kişisel gelişimine yardımcı olabilecek her şeye ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Belki onu yönlendirebilecek, ona güzel tavsiyelerde bulunacak. Onu anlayacak, dinleyecek. Ona güven enerjisi verecek bir insana ihtiyaç duyduğunu da görüyorum. Bu kişinin bedensel içgörüsüne bir bakalım. Arzu noktasında size dair neler gelecek? İmparatoriçe kartı ve romantizm geldi bakın. Ya bu insan size aşık olmuş. Görüyor musunuz? Dolunay temalarını. Şurada da vardı. Ya da burada güneş batıyor da olabilir. Ama çok güzel bir manzara. Bu kişinin size dokunmaya ihtiyacı var. Sizi özlediğini görüyorum. Sizi çok güzel, çekici buluyor arkadaşlar. Onun hayatı için bambaşka bir noktadasınız. Romantik anlar yaşamak istiyor. 3, 33. Bu ilişkinin böyle daha farklı boyutlar tarafından desteklendiğini de söyleyebilirim size. Bu kişiyle aranızda özel bir bağlantı olabilir ama bedensel içgörüsüne baktığım zaman belki çok fazla özlüyor, çok fazla yakınlaşma duygusu artıyor. Bunları gerçekleştiriyor olabilir, hayalde kalan noktalar olabilir, kendi geleceğindeki istediği şeyler olabilir. Tüm bunlara baktığım zaman aslında olma olasılığının yüksek olduğunu görüyorum. Sadece kendisini cesarete getirmeye ihtiyacı var. Ben bu kişinin size çok arzu beslediğini görüyorum. Yakınlaşma isteği çok yüksek. Hatta bu romantik hayalleri arasında çocuk sahibi olma isteği gibi çok duygusal, çok romantik anlar yaşamak gibi enerjiler de söz konusu. Sadece kendi bedensel içgörüsü değil, ondaki etkiniz değil, size odaklandığında görüyorum. Örneğin siz giydiğinizi kendinize yakıştırıyorsunuz. Siz kendi bedeninizle barışıksınız. Kendinizi seviyorsunuz. Dokunduğunuz her şeyi güzelleştirebiliyorsunuz. Sizin bedeninize de odaklandığını görüyorum bu kişinin. Şimdi kalp kısmına bir bakalım. Ay kartı. Evet. İşte duygulara geldiğim zaman ben bu kişinin korktuğunu gördüm. Belirsizlikten çok korkuyor. Hata yapmaktan korkuyor. Bu zaten düşen kartımızda. Gölge duygularını veya olumlu duygularını inkar ediyor. Onlar ona zarar verecekmiş gibi davranıyor. Gölge duyguları da kıskançlık olabilir, mutsuzluk olabilir, öfke olabilir.
Olumlu duygular ise mesela özlüyor ama bu özlem hayır. Bu özlem beni hayal kırıklığına sürükleyecek. Ben o sevimsiz yoldan geçmek istemiyorum. Veya şu romantizmi kendi hayal dünyamda yaşıyor olabilirim. Bunu bedenimde hissediyor olabilirim. Ona dokunma arzum çok yüksek olabilir. Ama ben bunu yaşadıktan sonra belki duygularım çok çalkantılı olacak. Ben belki çok derin bir hayal kırıklığı yaşayacağım. Hayır, hayır, bunu bastırmalıyım diyerek kendi kendini bu şekilde baltaladığını söyleyebilirim size. Kendini bu olumsuz söylemler, düşünceler içine hapseden, o karanlık odaya kapatan bir insanla karşılaştım. Duygu anlamında da sizle ilgili olan konular bazen ona kendi kendini yanıltıyormuş gibi gelebilir. Belirsizlik, bulanıklık içinde olabilir. Sırf şu hissetti kendini olumsuz anlamda hissettirdiği şeyler yüzünden duygusal anlamda huzursuz olduğunu da görüyorum ve sanki kendi hislerinden emin değilmiş gibi bir algı yarattığını görüyorum kendine. Muhtemelen size de o şekilde bir yansıtma yapıyor. Benlik noktasından devam edelim. Ne kadar çok büyük arkana kartları var. Şu sıra komple. Arkadaşlar, benlik noktasında da aslında bunca zaman boyunca ister yolu yarılamış olsun, isterse artık yolun sonuna geldiğini düşünsün, hiç fark etmiyor. Sanki yeniden başlayacakmış gibi ya da yeni ilk defa yeni ayakkabılarıyla yepyeni bir yola çıkacak bir insanmış gibi hissettiğini görüyorum ben kendisini. Bu benim yürüdüğüm nasıl bir yol? Ben bunu bilmiyorum ki durumu var. Dolayısıyla benliğinde bu bilinmezliğin getirdiği bir heyecan, keşfetme duygusu olsa bile biraz belki ilişki konusunda bağlanmaktan korkmak, kendini adamaya hazır hissetmemek gibi durumlarda olabilir. Ama şunu gözlemledim, ben bu kişinin sizle ilgili olan durumlarda ya sıfırdan başlayacağını ya da ya ben bunu yaşamaktan ne kadar korksam bile kendimi sıfırlayıp bu enerjiye yeniden bir adım atacağım dediğini görüyorum. Kendini yeni keşfeden, belki hayat amacının ne olduğunu anlamaya başlamış biri var karşınızda. Şimdi sonuç kısmına bakalım. Bakalım neyi anlayacak? Farkındalık noktası nedir? Ermiş kartı. Yine bir büyük arkana kartı. Bunu anlaması için kendisinin yolculuğunun devam ettiğini görüyorum. Sizle ilgili olan konularda, kendisiyle ilgili olan durumlarda pek çok şeyi idrak edeceğini gördüm arkadaşlar. Bu kişi kendini bir bilgelik noktasına taşıyacak. İçine ışık tutacak, hayat amacının ne olduğunu anlayacak. Belki kendisinin niye korktuğunu çözecek. Her şeyi elekten geçireceğini de görüyorum sürecin sonunda. Eğer bu kişiyle iletişiminiz devam ederken birden iletişimi kestiyse veya şu anda irtibatınız yoksa, bu iletişimi kesen taraf sizseniz fark etmez. Bu yalnız geçirdiği süreç boyunca neyin ne olduğunu anladığı, kendi içinde bazı taşları oturttuğunu size söyleyebilirim. Sizle ilgili neyi istiyor, neyi istemiyor, ne yapması gerekiyor, bunlarla ilgili sıkı bir analiz yapacak olduğu çıkmış. Bu kişi özlüyor. Belki de sizle ilgili olan konuları mumla arıyor olabilir. Mumla arıyor olabilir. Konuşamadım. Size dönmeyi düşünüyor olabilir. Ama sizin hala onu bekleyip beklemediğinizi bilemediği için bununla alakalı da bir bilinmezliğin içinde olmak onu korkutuyor gibi gördüm. Ama dönme olasılığı var arkadaşlar. Şimdi burçlardan da bahsedeyim. Aslında çok fazla burç geldi. Ateş burçları hariç tüm burçlar burada söz konusu. Son kez bakıyorum başka neler söyleyebilirim diye. Bu en sonki balık burcundaki dolunaydan bayağı bir etkilenmiş olduğunuzu görüyorum. Bu kişi içsel anlamda bir değişim geçiriyor gibi gördüm. Belki sizle ilgili durumları niye yaşadığını anlamaya başlamış gibi görüyorum. Bakın, iç sesle bağlantıya geçme yazıyor ya bu kartta. Ermiş kartındaki kişi de içindeki sesle bağlantıya geçen, kendi içine ışık tutan bir karakteri anlatır bize. Sizle ilgili olan durumda, bu yolculukta
olgunlaşacağını, eğer henüz böyle buna hazır değilse, istese de istemese de o tarafa doğru gittiğini görüyorum. Yani bu onun farkındalık noktası olarak çıkmış. Belki uçarı şekilde sorumsuzca hareket ederek bu yolculuğa hizmet edemeyeceğini, kendisinden pek çok hayali aldığını, korkularını besleyip durduğunu fark edecek gibi çıkmış. Evet arkadaşlar, benim ilk destede söyleyeceğim bunlar anahtar açılımı için. Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Şimdi ikinci desteye geçiyorum. Evet, ikinci destemizdeyiz. Merhabalar tekrar. Şimdi sizin diziliminizi yapayım. Bu kısmı benimle beraber devam ettirebilirsiniz. Sadece dakikaya tıklayabilirsiniz. Ben karşınızdaki kişi gibi yorumlayacağım. Ama eğer bu desteği kendiniz için seçtiyseniz, sanki size anlatıyormuşum gibi o cümleyi çevirebilirsiniz. Bakalım bu insan sizle ilgili içinde neler bastırıyor. Sezinsel yanı ve mantıksal yanı sizle ilgili ne söylüyor? Neye ihtiyacı var? Bedeni, kalbi, benlik noktasındaki içgörüsü ne alemde? Ve sürecin sonunda sizle ilgili farkında olacağı şey nedir? Tek tek buna bakacağız. Evet, içine ne bastırıyorsun? Başlayalım. Ne bastırıyor? İçinde. Şeytan kartı. Tüh Allah seni ne yapmasın. Sonbahar teması. Dedikodu. Hay bu ne? Buralara yedek kartları açmamız gerekecek gibi. Nasıl yorumlasak, nasıl etsek? Şimdi burada bazı insanlar dedikodu yapmış. İlişkinizi kötürüm bir noktaya taşımaya neden olmuş ve sizin ayrılmanıza neden olmuş olabilirler. Bununla ilgili kendi içinde korkularını, karamsarlığını, kötümserliğini bastırıyor diyebilirim. Bir diğer yandan da şeytan kartı bize tutkularımızın esiri olmayı, yasak durumlar içinde olmayı, göz göre göre yanlış yapmayı, aşırı derecede materyalist bir tutumla gözümüzü karartıp hatalar yaptığımızı söyler. Bu kişi bu tarz bir enerjide olduysa ve bu tarz enerji ona zarar verdiyse, size zarar verdiyse, burada çevredeki kişilerin laflarına, sözlerine fazlasıyla maruz kaldığını görüyorum. Tüm bunlarla ilgili olan konuları içinde yine bastırıyor olarak çıkmış da diyebilirim. Onun ruhsal dengesini bozan bir durum var ama. Üçüncü kişi etkileri de geldi. Veya daha iyimser bir senaryo olarak bu kişi aslında sizle ilgili olarak kendi iç dünyasında çok yoğun bir arzu ve tutku var. Bunu bastırıyor. Bunu bastırarak kendi dengesini bozuyor olabilir. Bunu bastırmasının sebebi de etrafta laf söz olur, konuşulurum korkusundan kaynaklı da diyebilirim. Yani burada direkt olarak bir yanlış bir şey yapmış olmayabilir. Veya yanlış olan bir durum konuşuluyor da bu kişi kendi iç dünyasında bu negatif enerjilerle yaşıyor. Onu yine de yansıtmıyor, onu bastırıyor olmayabilir. Ama bir korku halini, belki kıskançlığını, kendini pek de umutlu hissetmediğini, kendi içinde bastırdığını görüyorum. Zaten sonbahar teması geldi. Belki bu sonbahar boyunca olacak bir enerjiyi ifade ediyor. Belki kendi içinde artık ben bir kabuk değişimine gitmeliyim. Bu ne böyle? Bu çok aşırıya kaçan bir enerji.
arkamdan sürekli atıp tutuluyor. Bu halden çıkmalıyım. Durumunu kendi içinde de bastırıyor olabilir. Herhangi bir biçimde eyleme geçmemiş bile olsa buraya yedek bir kar taşıyacağım. Nereden açalım? Hangi desteden kullanayım? Ben iki tane deste çıkaracağım arkadaşlar. Enerjiye göre bakacağım. Bir saniye. Destelerimi aldım, geldim. Bakalım bu içinde sizle ilgili bastırdığı kısma bazı kartlar açalım. Biraz daha aydınlansın. Zaten belki de diğer kısımları açtığımda da bize çok daha fazla detay verecektir ama ben buradaki kısmına takılı kaldım. Nasıl bir şeytan teması bakın. Takılı kaldım. Şeytan kartı bize takıntılarımızdan da bahseder çünkü. Bakalım şimdi. İçinde neleri bastırıyorsun? Zafer. Başarı hırsı. Zafer kazanma hırsı. Çok daha negatif bir senaryo olarak şundan söz edebilirim arkadaşlar. Tüm dedikodulara rağmen, üçüncü kişilere rağmen bu kişi gözünü karartıp sizle ilgili ne yaşayacaksa yaşayacak. Sizle ilgili ne olmasını istiyorsa o olacak gibi tamamen elle tutulur, gözle görülür sonuçlar görmeye kendini buraya şartlamış olabilir. Bu bağlamda bir takıntı enerjisini içinde bastırıyor şeklinde de görüyorum. Buradaki enerji beni pek huzurlu bırakmadı. Bakalım içine ne bastırıyormuş? Serbest bırakma. Aslında içinde bastırdığı şeyi serbest bırakmaya da ihtiyacı var gibi görüyorum. Yani burada pek sağlıklı bir enerji olmadığının kendisi de farkında, kişinin kendisi. Ama bakalım sezinsel yanı sizle ilgili ne söylüyor? Çıkacak şimdi buralarda. Kupası kartı. Evet. Çok yoğun duygular, çok yoğun belki de şehvet. Bir aşk başlangıcı. Arzuyla hareket etme. Veya kendi hayatında daha iyimser bir şekilde de yorumlamak istiyorum. Hani burada şeytan çıktı diye her kartın bir gölge özelliği var. Bir işte kendini daha çok iyi anlamda çalıştıran özelliği var. Burada şeytan çıktı diye de hani tamamen negatif bir senaryo üretmek veya bunu size aktarmak istemiyorum. Şunları alt etmek, bu dedikodu yapan insanları veya negatif unsurları yok ederek zafer kazanma isteğini kendi içinde uzun zamandır bastırıyor olabilir. Bu isteği içinde bastırdıkça sizle ilgili olan duyguları yoğunlaşıyor olabilir. Bu da bir diğer senaryo olarak geldi. Mantıksal kısmı ne diyor bakalım? Değnek 400. Evet. Çok net bir şekilde artık somut bir sonuç elde etmesi gerektiğini düşünüyor. Belki sizle bir oturup konuşmak, aynı çatı altında zaman geçirmek, özel bir şey paylaşmak, sorunları çözmek. Ben buradaki insanı ilk desteden farklı olarak her ne kadar sıkıntıların, engellerin ortasında kalırsa kalsın, ben bunu kafama koyduysam yapacağım hırsında gördüm. Bakalım neye ihtiyacı var sizle ilgili? Dikkatli olmaya ihtiyacı var. Çünkü deli kartıyla beraber geldi. Bir anda gözünü karartıp bir şeyi planlamadan, belki de içindeki sesi dinlemeden, o gölge duygularıyla hareket ederse sıkıntıya düşebileceğini algılıyor olabilir veya daha geç algılamaya dair kendisini uyarıyor olabilirler. Daha ileri gitmeden önce bu durumu derinlemesine gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bu kişi yani size takıntılı bir şekilde aşık olmuş olabilir. Veya zafer kazanma konusuna kendisini çok kaptırmış olabilir. Ama dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli olmaya ihtiyacı var. Tecrübelerinden faydalanmaya ihtiyacı var. Sadece tek bir duygunun veya bir arzunun kendisini yönlendirerek onu bir yola sokmamasına ihtiyacı var. Şu beden kısmına bir desteden kart açmayı unutmuşum. Bakalım size olan arzuları ne alemde? Bu ikinci deste ne kadar şey geldi değil mi? Enerji olarak. Belki durumu birbirinden çok farklı insanların çekildiği deste. O yüzden de
Böyle karmaşık bir senaryo çıktı. Bakalım bedensel içgörüsü neymiş bu insanın? Bu kişi size uzaktan bakıyor arkadaşlar. Sizle ilgili olan konuları devam ettirmek istiyor. İlişkiniz devam etsin istiyor. Kıskandığını da söyleyebilirim size. Sizi çok güzel veya yakışıklı bulduğunu söyleyebilirim. Sizin gözünüzde öne çıkmak gibi bir isteği var. Bedensel anlamda da burada kendi halini, kendi fiziksel halini sizin görebileceğiniz kısma taşımayı düşünüyor olabilir. De şimdiye de kaçtığım kartlarda bana şu tarz bir enerji yansıyor. Ben bu insanın kendisinin aşırılıklarının farkında olduğunu görüyorum. Hissettiği bir şehvet duygusu varsa bunu o esnada sonuna kadar hissediyor ama belki sonra sular durulduğunda evet şöyle yapmam lazım diyerek kendine bir hatırlatma yapıyor. Veya dikkatli olmam gerekiyor diyor. Buradaki bu ihtiyaç duyduğu şeyin mesajını kendine veriyor. Ama o gözü kararmış halde bunu kendine yapamadığını görüyorum. Bu yüzden de burada bir çelişki oluşuyor. Duygu dünyasına bakalım kalbine. Kupa Kraliçesi dedi. Ona yoğun duygular hissettirdiğinizi düşünüyor. Hissediyor. Kendisinin de size yoğun duyguları olabilir. Eğer siz su burçlarındansanız, yengeç, akrep, balık, kalbinde siz varsınız diyebilirim. Zaten ona o hissettirdiğiniz tüm o duygulardan etkilendiğini de görüyorum. Ona karşı bir sevecenlik, sevgi, şefkat enerjinizin aktığını da gördüm. Hatta bu kişinin ihtiyaç duyduğu durum duygularının iyileşmesi de olabilir. Bu bağlamda sizle devam etmeyi de düşündüğünü gördüm. Ama işte arkadaşlar bir üçüncü kişi problemi var. Bu yüzden de ya dikkatli olması gerektiğini düşünüyor. Ya bazı durumlarda her ne kadar sonuç elde etme konusunda hırslı olsa bile kendini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekiyor diyebilirim. Benlik noktasına bir bakalım. Benlik noktası da kendisini sürekli geçmişe götürüyor gibi gördüm ben. Geçmişteki anılar. O durumları nostalji yaptığı zaman çok fazla bir özlediğini hissediyor. Onu o yapan değerler hep geçmişte gibi algılıyor. Bu açılımı eski eş, eski sevgili için seçtiyseniz, onun için dinliyorsanız bu desteği veya bu kişinin hayatında bir üçüncü kişi olduğunu biliyorsanız, bu enerjiler daha yoğun bir biçimde gelmiş veya diyelim zamanında bu insanın ailesi ikiniz arasındaki durumu mahvetti, dedikodular çıkarıldı. Bu kişi bununla ilgili bir farkındalık elde etmiş, sizi özlüyor, sizle alakalı durumlara devam etmek istiyor da olabilir. Ama burada kendisini benlik noktasında, değer noktasında, kendi farkındalığı, yaşadıkları şeyleri özümseme ve değerlendirme noktasında tutan şeylerin geçmişle bağlantısı olduğunu görüyorum ben. Bu kişinin gelecekle ilgili bir enerjisi çok fazla yansımamış. Daha çok geçmişteki konuları getiriyor bugüne. Şimdi farkındalık noktasına bakalım. Ay kartı. Sıkıntılı bir durum var burada. Yani olası gelecekle ilgili olarak bu kart bize o yanılsamalı durum geçmeden, o belirsizlik, bulanıklık hali bitmeden güneşi doğuran bir kart değil. Belki kendisinin hiç ama hiç istemediği o şeyi yapması gerekiyor. Korkularıyla birleşmesi gerekiyor. Bir sır var, sakladığı şeyler var, o açığa çıkmalı. Veya ben bunu yaparsam zaten otomatik olarak açığa çıkacak diyor. Evet, yani açılımda enerji olarak yasak ilişki durumları, bunun konuşulması, bunun konuşulmasından yana bir korku hissedilmesi konularını söyleyebilirim. Bunları görüyorum. Bu kişinin farkında olacağı şey şu olabilir. Ya kendi kendini bir yanılsamaya uğrattı, ya kandırıldı, ya aldattı, ya aldatıldı, hata yaptı. Gözünü hırs bürüdü. Belki serbest bırakması gereken şeyleri değil, bırakmaması gereken bir şeyi bıraktı. Dikkatli olamadı. Burada ihtiyaç duyduğu şey daha ileri gitmeden önce
Dikkatli olmak, iyice düşünmek, durumları gözden geçirmekti ya. Belki o bunu biliyor ama bunu uygulama konusunda çok zayıf kaldı. Bir sıkıntılı durum var arkadaşlar bu insanda. Burada su burçları o kadar yoğun geldi ki. Bir de toprak gruplarından Oğlak burcu var. Balık, Yengeç, Akrep burcu çok yoğun. Kova burcu da baskın olmasa da gelmiş. Bu açılımda kendinize uyanı alabilirsiniz. Bu insan neyin farkında olacak? Korkularıyla yüzleşmeden çok da bir şeyin farkında olabilecekmiş gibi görmüyorum. Hatalarıyla yüzleşmesi gerekiyor. Belki çevresinde şu dedikodu yapan insanların farkında olabilir. Bu kendi iç dünyasına bastırdığı kısımda gelmişti ama bazı lafları duyup içine attıysa da bunların kaynağına, bunlar kim tarafından konuşuluyor, bunları bilmemiş olabilir. Sürecin sonunda bunlarla ilgili olan durumlar yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak olabilir. Ama ne olursa olsun burada bir karışık enerji var arkadaşlar. Kendinize uyanı alın. Evet, açılım bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.